razı olmak diye bir gerçek var. Olduğum gibiyim, razıyım demek de bir mertebe. Bu da bir yol, bunu söylemek de bir zor. Ama şöyle düşünün, olduğum yerdeyim, çok tatlıyım, çok tamamım ama olduğum yerdeki halim herkes için de çok iyi. Bu artık en üstü bence. Hem kendini seviyorsun olduğun yerde ama herkes de seni seviyor. Bugün tam olarak olduğu yerden çok memnun ve bizi de çok memnun eden biri için tam da onun enerjisine uygun giyindim. Böyle elbiselerin karşısına geçtim. Evet dedim. Bu güzelliğin karşısında bu elbiseyi giymeliyim. Onu bu şekilde ağırlamalıyım. Hangi cümlenin peşinden? Her engel beni daha iyiye doğru kaçınılmaz bir değişime iter. Gözünü bir yıldıza dikmiş kişi kararını değiştirmez. Evet, gözü hep yıldızlarda olan bir ismin sözü bu. Ama gözü hep, kalbi hep yıldızlarda olan, bazı isimler için de geçerliliği olan bir cümle. Şimdi karşımda, elindekiyle gel kız. Merve Dizdar konu. Tam zamanında oldu değil mi? Gel ben yapacağım. Bunu ben yapacağım. Bu kadar işte. Çok bu kadar güzel, bu benim. Bu sensin. Bu enerji benim. Ben seni bu kadar. Senin enerjinle karşıladım. Merveciğim, hoş geldin. Hoş buldum sana ya. Sana su da vereyim. Çok, bu masanın güzelliği. Taze su. Bu, ne olacak bunlar ya? Ben çok saçma değil miyim? Muhteşem. Hepsini evden getirdim. Ay çok güzel. Evden mi? Evet, evden getirdim hepsini. Hepsi oh, evden. Muhteşem. Yani işte, şu zaten ama böyle sürekli bak şimdi bak. Böyle. Allah'ım inanılmaz ya. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Değil mi? Ev gibi zaten burası, evet, şu an çok tamam, tatlıyız yani her şey yolunda. Bunu Hido'cum bana almıştı. Bunlar böyle özel evde yapılıyor enerji dağıtmak için. Bakır teller var içinde falan. Bunun adı vardı ama unuttum ben. Ay Hidayet de yok ki arkamızda, neyse. Bunu çok sevebilirsin Andersen. Ay muhteşem. Evet, bunu seversin sen. Çok güzel. Değil mi? Muhteşem. Çok bu güzel. Masa çok güzel bir de. Evet, yavaş yavaş böyle zenginlenecek. Daha dolacak mı? Yani çok benim, bana bırakırlarsa ben stüdyo şuralara asarım. Neler yaparım, benim evim zaten deli evi yani. Peki bu Alaaddin mi? O da onu sen şey yap, tamam. İçinden dile ne istersen. Tamam. Hemen. Sen içinden dileklerini dile aşkım. Oh. Vallahi diledim burada. Çıksın. Çıksın. Bu da küçük prensiz. Ay çok güzel, çok güzel masa. Vallahi çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çağırdığın için de çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok yoğunsun. Aslında dinlenmeye başladım. Evet. Bunların hepsine değineceğiz ama çok zarifsin geldiğin için. Ya. Bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok mutluyum zaten ya. Yaşasın. Çok, çok güzel. İyi ki gelmişim. İyi ki geldim. Peki iyiyim demek yasak. Nasılsın? İyiyim demek yasak. Çok keyifli bir dönemdeyim desem aslında baktığında. Yani şöyle diyeyim Ceyda, iş hayatım çok keyifli. Evet. Çok mutluyum. Hani iyiyim artık dediğin gibi replik gibi oluyor da gerçekten çok mutluyum yani şey olarak, ne bileyim. Çok güzel şeyler oluyor. Zaten çok güzel bir film çektik. Evet. Sevgilimin hayali olan film Tamirhane. 2015'ti yazdı. Kısmet evet, bu zamana. Ve o yazarken bile ben seni hani o zamanlar bu kadar yakından tanımıyordum. Ama oyunculuğunu biliyordum. Yazarken de hep seni hayal ediyordum hikayenin içinde. Ve sonra bugün işte çekilecek bu dendiğinde ilk yani ve tek Merve Dizdar. Duruyorum duruyorum Merve Dizdar. Şu Merve. Ya, tek ama buradan böyle bir ses çıkıyor yani toplantılarda. Ya da hiç haddim değil yani onlar bir şey konuşuyor. Ben böyle diyorum Merve ile konuştunuz mu, okudu mu, oldu mu falan diye böyle. Hani sen olunca ben oynamışım gibi bir haz. Vallahi, yani bana. Çok mutluyum. Ki benden hani ben oynasam senin kadar iyi oynayamam. Öyle bir yerden kesinlikle söylemiyorum da. Merve yani. Ve sonra sen olunca. Ay, muhteşemdi Ceyda. Yani sizin oradaki provalar da şahaneydi, evet ya. Şans eseri. Çok mutluyum işte. Evet. Müthiş. Yani bilmiyorum. Muhteşem. Benim için çok heyecan verici bir şey, evet, Tamirhane. Setini bir kere ziyaret ettim. Ben böyle alan ihlalleri yapmaktan çok imtina eden biriyim. Ama duyduğum kadarıyla şahane bir şey oldu. Muhteşem. Yani evet, günün sonunda hep şeye inanıyorum. Bu enerjinin dışarıya yansıyacağını, evet, seyirciye yansıyacağına hep inanıyorum. Evet. Her işte yani. Bu çok iyi bir ekip ya. Müthiş. Ve bir aksilik olmazsa Kasım'daki evet, ara tatilde evet, sinemalardasınız. Evet. Vay anasını yani çok ya iyi değil mi? Neler olacak. Peki.
Şimdi aslında tabii çok sorun var ama herhangi bir tane kart çeksen, ona cevap versen, öyle başlasak. Ben de bir böyle baksam neyle başlayayım seni de rahatlatmak için. Kırmızı seçeceğim. Kırmızı ojemizden. Tabii bugün kırmızı günlerden kırmızı. Sana mı veriyorum? Hayır, bakıyorum. Hayır, ben bakıyorum. Oku, biz de duyalım. Ne diyor? Çok mu kazık? Sana torpilim var, istiyorsan değiştirebilirsin. Erkan'a da yapmıştım yaşasın. Ne yapayım, çünkü o kadar işte. Üç kişisiniz kocam sen Erkan. Birkaç kişi daha tamam. Ya 10 kişilik bir kontenjanım var, onlardan birisin yani. Yok, güzel bir soru da. Tamam. Mesela beraber cevap verelim mi? Olur. Bazı varım. Şeylere. Varım. Mesela diyor ki duygular ne işe yarar? Ha evet. Güzel bir soru. Evet, 5 senedir bunun üstüne çalışan biriyim tabii. Yani bak bizim orada kuliste kafamı ütülerler. Yönetmen kulağıma diyor ki kafa ütülü. Duygular. Benim duygularım senin kafana mı ütülüyor kuliste? Ceyhun. Ha, editörüm duyguya mı laf atıyorsun? Daha beter yere gidiyoruz şu anda. Duygunun isminden sen duyguları orada mı? Neyse, bunu Ceyhun'cum sonra konuşacağız. Evet, biz ekip içinde bir kriz yaşayacağız ama bunu çekimden sonra yaşayalım. Senin için ne ifade ediyor? Duyguların bence yüzünde bir kadınsın sen. Benim için hayat duygu maalesef ki. Maalesef diyorum çünkü çok zor bence. Yani çok yengeç burcusu. Oğlum da birazcık yengeç. İşte göreceksiniz. Biraz daha büyüyünce daha iyi anlayacaksınız. Çok görüyoruz efendim. Hepsini görüyoruz. Çok zor sizin için. Çok tatlıyız. Çok iyiyizdir. İyi insanlar. Yani fena değiliz. Hani böyle çok, kötü niyetli değilizdir. Çok iyisiniz. Aman aşkım. Karşındaki çok mutlu olsun. Al bunu da, her şeyimi alabilirsin. Ama yani birazcık rasyonellik, birazcık mantık var da duygularda yok, hislerde yok. Bir de böyle söylüyorum ama işime çok yarıyor tabii ki mesleğimde. O yüzden en büyük sıkıntım olan şey aslında işime en çok yarayan şey, en sevdiğim tarafım. Oyunculuktan başka bir şey düşünmedin değil mi hiç? Hiç. Ya hiç altın bileziğim de yok mesela. Hani oyunculuk en güzel mesela, altın bilezik. Bu kadar aşkla bağlıysa. Hiçbir şeyim yok. Hayatta bildiğim en iyi şey bu meslek. Tekniği, kuramı ayrı. Başka düşünüyorum yani mesela. Hani şunu yap Merve de. Sen de yandık yani. Baştan öğrenmem lazım. Ama zaten çok iyi olma sebebin bu olabilir mi? Sana bir soru. Mesela şunu düşün, şunu isterdim. Şunu gerçekten isterdim. İyi resim yapayım. Müzik de çalayım. Hadi biraz da spor. Mesela birkaç bir şey yapmak isterdim ama sanki şey gibi oluyorum. Buna çok mesai harcadığım için oyunculuğa. Onlara da o kadar mesai harcarsam oyunculuğa daha az mesai harcamak zorunda kalırım da. Yıllarca hayatım bu oldu yani. Ama doğru bir düşünce bu. Yanlış mı geliyor sana? Yanlış doğru değil de ne bileyim hani. Bir... Şimdi sen ben tabii her şeyi yapmaya çalışan biriyim ya. Oyunculuk yapamıyorum. Hayır tabii ki. Anladın mı? Ya yapamıyorum. Zaman kalmıyor. Yani hem zaman kalmıyor, çok istiyorum. Mesela işte 4 senedir dizide oynamıyorum. Şimdi dönmek istiyorum diziye. Ama 1000 tane ses var kafamda yani. Nasıl olacak, bu kadar yoğun çalışabilecek misin? Hangilerinden fedakarlık edeceksin? Çünkü tam konsantrasyon da önemli. Ama bir de aile, çoluğum çocuğum yok şimdi benim. Bilmiyorum ki belki çocuklar olunca... Ne bileyim işler değişiyor. İşte bir tek orada acaba çocuğun olunca oyunculukla ilgili bu sefer yapamıyorum mu başlayacak i̇şte, sende acaba? Her şey olabilir yani, her şey olabilir. Çünkü çocuk hiç evi düşünmüyorum mesela ben. Evi düşünme zaten. Yani hayır, evde biri mi var? Tabii. Bir ihtiyacı, birinin ihtiyacı mı var? Bu dünyanın en kıymetli özgürlüğü biliyor musun? Biraz keyifli bir şey. Yani ben böyle her kadın anne olmalıya hiç sevmiyorum bu cümleyi. Ya da işte evlenir evlenmez. Ne zaman anne olacak? Sana ne yani, değil mi? Evet. Sana ne? Yani ben çok zarif cevaplar verebiliyorum böyle şeylerde. Yanımda yeni evlenmiş biri varsa ve çocuk ne zaman diye sorduğunda ben diyorum ki neyi merak ediyorsun yani? Hangi saati tam olarak öğrenmek istiyorsun? Çok iğrenç bir insan oluyor. Ay ben yani, çok iyi tanıyorum bunu nasıl söyleyebileceğini çünkü. Evet. Ama kibar da. Yani... Yaşım ilerledikçe çok kibar da değilim galiba. Eskiden vardı bir kibarlık ama o da bitmeye başladı. Geri kazanmaya gayret gösteriyorum ama. Dolayısıyla yani böyle her evlenen anne olacak ya da her kadın illa anne olacak bilmiyorum. Ben de ama güzel bir şey çocuk. Evlat bence ama güzel bir şey. Evlattan sonraki sorumluluklar işte bağlı olduğun seninle alakalı şeylerle ilgili büyük çatışmalar. Yani cilt bakımına gitmeyeli 6 ay oluyor. İşte saçımın dibine anca beyazlar bu kadar çıkınca boyatıyorum. Güya mesleğim bu değil mi? Spreyle falan idare ediyorum yani. Ya ben Bülent'ten de yani çok
Ama hep mesela Bergüzar'a da hep aynı şey diyordum. Yani kalabalık mutlu da ediyor ya sanki mi? Yani ev hep kalabalık sizin. %100. Ama çok güzel bir şey. Vazgeçtiğin şeyler sende ne yapıyor? Hele ki yengeçsen. Bunları zamanı gelince beraber deneyimleyeceğiz. Ben bakarım doğuracaksan da. Doğuracaksam takılma. Ya da inşallah. Yani zaten istediğim Ezgi de bakar. Ya. Tabii ki. Yani senin var. Bakılır ya herhalde. Gönüllülere Doğan büyüyor. Çok aştım. Doğan büyüyor ya. Ne olacak ya? Büyüyor zaten. Bunlar böyle... büyüdük hepimiz ama. Evet. Deli büyüsünler. Güzeldir böyle. Şimdi bir dakika. İlk önce fotoğrafına bir bakacağız. Sonra seninle ilgili komik bir video hazırlamış Duygu'yla Ceyhun. Benle hiç alakası yok. Evet. Duygu kulağımda bir o videoyu girmek istiyor. Ay anne. Aa. Ya. Yok artık böyle bir dudak ve burun. Yani Becihun ya. Bu benim kedim. Vecihi'nin Vecihi? Adı Vecihi. Tamam. Bu Vecihi mi? Evet bu Vecihi ilk. Peki. Çok ufaktı. Yok. Şimdi sonra gene bir soru. Çocuktan farkı daha hızlı büyümesi ve tabii ki konuşmuyorlar ama daha hızlı büyüyorlar. Ama mesela iki saatte bir uyanıp biberonla mamasını yedirdim. Tamam. Tuvaletini ben yaptırdım. Tamam. Çünkü çok bebekti yani. Tamam. Ve böyle epilepsi. Aşk. Kriz geçiriyor. Sabah akşam ilacı var hala bugün. Epilepsi bir gün sabah kadar kriz geçirdiği için gözlerinde perde var. Hı. Arka ayakları raşitizmdi. Şimdi her gün güneşe çıkarıyordum. Her gün biz belli bir saatte güneşe çıkardım. Şimdi yürüyor ama böyle böyle yürüyor. Bu evlat benim için tabii yani. Tabii ki. Bu bir annelik. Zaten biz galiba kavramların altının doldurulmasıyla ilgili benim sıkıntım var bu hayatta. Yani ben şunları tartışmayı seviyorum. Doğuran mı büyüten mi? Baba mı anne, anne mi baba, ikisi de mi aslında? Bu ebeveyn denen şey. Evet, hani bir doğru. sürü erkek babalık yapmıyor diye babalık yapan, hatta annelik yapanları saymayacağız mı? Ben o yüzden mesela anneler günde de babalar gününde de iki cinsi de kutluyorum yani. Hı-hı. Çünkü bazı anneler var babalık da yapıyor, babalar tabii var ki. Annelik de yapıyor. Dört ayaklı büyüttün, ne oldu, doğurmadın, emzirmedin diye mi anne değilsin? Ne Hayır annesin. Ya, aynı şeyi düşünüyorum ben de. Yok ben de böyle düşünüyorum. Hele ki hayvanları çok seviyorum Ceyda, ne yapayım ya? Nasıl bir boyut onlarla ilişkin? Mesela benim işte bizim evde biliyorsunuz iki çocuk. Hatta üç köpek bir kedi. Bayağı onlar benim evladım yani. Tabii. Ben anlaştığımıza çok iknayım. Bazen yani Melisa ile Ali ile anlaşamıyorum, onlarla anlaşıyorum. Bunu söyle. Yani Hera anlıyor beni falan diye evde dolaşıyorum. Niye anlatamıyorum falan ya, diye. Bir Şükran'dan buluyordum birinden. Yani kim ne olduğunu hatırlamıyorum. Belki o da değildir. Şey yani herkes önce o geliyor ya seni karşılamaya günün sonunda. Evet. Çok tatlı oluyorlar gerçekten. Çok seviyorum ne bileyim. Yo annesin. Ya. Kesinlikle. Yani, baktığın her canlı da bir kere annesin. Değil mi? Ben bu cümleyi seviyorum yani. Kendim uydurduğum bir cümle. Her canlı. Baktığın her canlıda. Yeğenin mi var? 6 ay yemek mi verdin? Anne yarısı sayılabilirsin. O 6 ayın önemine bağlı. Anlatabiliyor muyum demek istiyorum? Bir de Ceyda anlatıyorum. Yine bak duygusal bir yerden girmek istiyorum. Benim bugün bile hala izlediğimde ağladığım çok biliyorum yani korkunç gelebilir siz kulağa ama. Selvi Boylu al yazmalım. Günün sonunda sevgi ne diye her zaman bağlarım. Evet doğru söylüyorsun. Sevgi emek verdiğin her şey yani. Doğru söylüyorsun. Yoksa sevmek basit. Seviyorsun herkesi ya. Ama işte sevmek kelimesini anladığın yerden sevmek bence basit de değil. Yani hiç değil. Değiştirmediğin, dönüştürmediğin, tabii beklentisiz tabii ki. Verdiğin. Tabii ki. Hani o biraz bizim de yaş grubu sebebiyle çok bildiğimiz bir alan değil. Yani evet. Bizim de çünkü anneannelerimiz, annelerimiz hep ben seni büyüttüm yani ben hayallerimden vazgeçtim. Sıra sende. Hadi bakalım diyor şimdi falan. Ama bunu kötü anlamda söylemiyorum. Öyle öğrenmiş diyor ki sen vereceksin sonra alacaksın diyor. Halbuki Doğan Cüceloğlu diyor ki vermek büyükten küçüğe ve beklentisiz. Allah rahmet eylesin. O kadar kıymetli ki yani büyük verecek. Sonsuz akıtacak. Ne varsa ne biriktirdiyse şey. Ve buna eli belinde evet ben bunu veriyorum ama karşılığı falan böyle bir ton olunca sevgi de olmuyor. Tabii ki. Videoya bakalım mı? Hadi bakalım ben çok merak ediyorum. Ediyorum. Eyvahlar olsun ya. Çok fena. Siz ne yaşadınız ya? Sinirim çok bozuldu. Sinirim bozuldu değil mi? Çok iyi olmuş. Çok büyük bir şey yaşadınız ya.
Yani psikolojik destek aldın mı? Aldık. Bir gün evde yani perdelerim kapalı. O kadar şey ki yani hop bir de hop bir de gidemiyorsun ki de belli ki çok canım yani çok da önemli sahneler çekiyoruz. Kendimi böyle bir yarım saat prodüksiyon beni alıncaya kadar evde her zaman açarım güneş girsin. Böyle o bitmiş. Ezgi de, ben de, Birkan da hepimiz dağılmış. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bin bir gecede yaşamıştım buna benzer bir şey. 3 sene her sahneme ağlamak yani. Ve böyle bayağı 3 sene ama o 3 sene psikolojik anlamda benim yolculuğumda. Ben de o sırada psikolojik destek alıyordum. Çünkü hı-hı, role gir, orada ağla çık gülümse diye bir gerçeklik yok oyunculukta. Sonrası çiçek açmıştım. Çünkü bütün o yaralar, bereler, evet, her yüzleşme oradan bir şey çıkar, buradan onu kullan falan. Sanki böyle ben üçünüzde de aynı şeyi görüyorum. Üçünüzde de bir ışıldama hali var bunlardan var sonra. Ceyda ben şaka yapmıyorum. Mesela Masumlardan sonra Ayşe Barım, evet, çok büyük etkisi var ama hani çok benziyor. Mesela araba kullanmayı öğrendim. Evet. Yurt dışına tek başıma tatile çıktım. Evet. Finali arabayla bitirmişti mesela Gülben, babası Gülbenlere işte Safiye Gülben'e araba alıyordu artık çıkın ve özgürleşin. Ayşe Barın bana dedi ki ne zaman özgürleşmeyi düşünüyorsun? Bunlar çat 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 çok garip şeyler yaşadım yani ben bu Mansurlarla birlikte. Bu da benim için güzel bir cevap oldu çünkü sosyal medyada hepimiz için, hı-hı, yapılan yanlış, evet, yorumlar var. Belki zamanlaması yüzünden böyle yorum yapma hakkına sahip olduğunu, hı-hı, düşünüyor insanlar ama sevenlerindir, böyle düşünebilirler. Hı-hı. Aslında bence de senin için, sen hep çok iyi bir oyuncuydun. Her oyuncunun bir zamanı var, evet, bir dem denen bir, hı-hı, mesele var. Demleniyorsun ve sonra bu diyorsun, bir proje geliyor ve oradan yürüye akılın oluyor. Hele ki iyi oyuncuysan kim tutar, hı-hı, seni oluyor. Herkesin hayatında, benim de yani 27 senedir gördüğüm, hı-hı, bir hikaye bu birçok oyuncu için. Ve bence de senin miladın Masumlar, hı hı, apartmanı. Evet. Çünkü büyük yüzleşmeler, içe döndün. Çok. Değil mi? Hı hı. Çok. Yani mesela yıllardır oyunculuk yapıyorum aslında dediğim, evet, gibi Ceyda. Çok, çok uzun süredir çok yapıyorum. Çok da iyi bir oyuncusun her zaman. Konservatuvar mezunuyum, yüksek lisansımı da hep oyunculuktan yani takmış gibi bir şey. Yani çok çok seviyorum zaten, evet, bu mesleği. Mesela bir tane projede ünlü oldu. Bunun da, bu da işte silinecek. Öyle mi değil, silinebilirim bugün, yok, yarın. Ben hep yapıyordum. Yani bu benim, o zaman da hep bunu söylüyorum. Yani 2 lira alıyordum, gene çok seviyordum. 5 lira alıyorum şimdi, gene çok seviyorum. Yarın öbür gün yine 1 lira verdikleri. Yani bunun, bu işin parayla kısmı, işte onunla da yani bu kısımlarıyla hiçbir zaman hayatım boyunca ilgilenmedim. Çünkü ben hep yani çok seviyordum. Ama insanları da anlıyorum. Çünkü daha kolay olabilir bunu söylemek yani. Kocayı da boşadı. Hemen ya, de ünlü, evet, oldu. İşte öyle değil. Böyle şeyler yazılıyor. Ama bunlara öyle güzel cevaplar veriyorsun ki hikayenin içinde. Performansınla ve bitmeyen o pozitifliğinle. Evet, çok ne bileyim. Bunu kötülükten yaptıklarını düşünmüyorum. Ben de. Tonlarını da ben okuduğum de, yani sosyal medyada okuduğum ben ton de, bizde. Hani sanki, evet, onlar böyle o virajın olduğunu düşünüp biz de bir gün Merve olabiliriz, anladın mı? İnşallah hepimiz gibi. Olalım ama ya, mesele ki eski eşini de çok seviyorum. Çok müthiş iyi bir insandır, oyuncu. Buradan sevgilerimizi ben yollayalım. Çok çok, evet, şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri, evet, Gülhan. Ama o zaman niye falan diyecekler. Tabii her lafın üzerine bir şey söylenebilir değil, çünkü. Olsun. Öyle olmuyor ki zaten değil, ama hayatının ne getireceğini de bilmiyorsun ki yani zaten. Yo, biz bu programda çok konuşuyoruz bunu. Artık seyircim buna alışık bence. Biz merhabalar kadar vedaları da onurlandırmalıyız. Biz ülke olarak bunu çok beceremiyoruz. Evet. Bir ölümün ardından bir onurlandırmak, bir teşekkür, evet, etmek halimiz yok. Hep feryat figan. Sanki hani bir gün daha olsaydı bütün hatalar toplanacaktı, bütün seni sevmiyorumlar söylenecekti, evet, bütün özürler dilenecekti gibi. Evet, gibi. Halbuki anne baba bile olsan bir evliliğin içinde o yol bazen ayrılır ama anne baba olmaya devam edersin. Tıpkı evliliklerde biter ama arkadaş olabilirsin. Bu, evet, can ciğer kuzu sarması dostum hadi getir manitanla tanışalım tonu değil. Ama bence bunu Tarın ve Yaşant'ın çok güzel uzun, evet, soluklu, evet, cevaplar bunlar. Ve biraz şey öğreten bir yerden bir cevap seninkisi. Yani her şeye cevap vermek zorunda değiliz ki. Hayatın içinde yaşa yaşa, benim de var öyle yorumlardan çok kırılmışlığım. Değil mi? Sonra, zor bir şey. Evet. Üzülüyor insan. Aynen. Şey değil hani yani hiç bilmiyor bir de biliyor musun, evet, ne yaşadığını hiç da bilmiyor. Benim de mesela en son yurt dışında turneye gittik.
Kanada, ama Kanada'dan önce İngiltere, sonra da Amerika'ya gideceğiz. Böyle upuzun bir tarihimiz var. Ve Ali daha hani o zaman 4 yaşında, ben hiç o kadar uzun ayrılmamıştım. Yanımıza aldık. Melisa'nın okulu var. Zaten babası var ve Melisa 12 yaşında. Bir de bedensel sebepleri yüzünden bu kadar uçağa binemez ardı ardına. Ben bunu açıklamak zorunda değilim ama hani anla diye söylüyorum. Ve biz Melisa ile işte 10 gün ayrı kaldık. Ama zaten mesela yazları da bir ay babasında kalıyor ve bir ay görmüyorum gibi gibi bir düzenimiz var. Allah'ım! Sosyal medyada. Sen de anne misin? O oğlan doğduğundan beri kızına da bakmıyorsun. Bu kızın nerede senin? Tabii nasıl dövüyorlar? Ve bunu böyle sanki iyiliğim için. Ya anne olsan sen ama biraz. Evet. Gerçekten böyle, çok üzüldüm şu an ya. Evet. Ve Londra'da böyle yanımda Ali ve ben ağlıyorum arabada. Bülent döndü ki neden yapıyorsun bunu şu anda? Hani sen niye anneliğini sorguluyorsun? Sen zaten bir mantığa oturtmuşsun meseleyi. Niye anlatmak? Yani çok ben diyorum ki anlatmam lazım bunu, story çekeceğim falan. Neden dedi buna ve orada ayıldım. Dedim ki her şeye cevap vermek zorunda değiliz galiba. Ama seni çok iyi anlıyorum. Evet. Bülent'i de çok iyi anlıyorum. Evet. Çok üzücü, böyle şeyler değil keşke mi? Yapılmasa. Çünkü... Ama var. Var. Hepimiz için var. Hepimiz için varmış, evet. Ama biz bence hayatı kalbinden ve doğru yaşayan insanlarız. Evet, bence de. Zaman her şeyin cevabı oluyor. Evet, bence de. Çok naif insanlarız bence. O yüzden her şey anlaşılır bir gün. Yüreği serin tutmak lazım. Bu arada ikide bir sol kulağıma niye götürüyorum? Bir kulaklık var efendim. Ceyhun'u duydum. Fakat benim kulağım, arkadaşlarım hep dalga geçerdi. Doğduktan iki saat sonra çıkmış kulağım diye. Kulağım biraz küçük olduğu için bu kulaklık kulağıma sığmıyor. Cırt cırt düşüyor. Benden biri itekliyorum. Hani sorarsanız diye bunu söylemek istiyorum. Bana bir sorun var. Evet var. Bak heyecana bak. Evet var. Çok heyecanlıyım çünkü bunun cevabını verebilecek insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Sorularımda hep kendime sorduğum sorularda olduğu için. Tamam. Basit bir soru gibi görünen ama benim çözemediğim, beceremediğim de bir şey. Mesela hayatta ne istemediğimizi biliyoruz ama sen hayatında ne istediğini nasıl anlıyorsun? İş gibi düşünme daha çok da hani evet, böyle. Evet, çok iyi anladım demek istediğini. Nasıl anlaşılır bu? Hayatta ne istediğim her sene değişiyor. Gerçekten. Hatta şu anda son dönemde Bülent'le uzun sohbetlerdeyiz. Çünkü bıçak gibi değişti kimliğim, karakterim bir senede. Geçen sene uzun zamandır bir kere 37 yaşımdan beri gerçekten olmak istediğim ortamlarda oluyorum. Hı hı. Bunu becerdim. Hayır diyebiliyorum. Çağrıldığım yer için önce bir durup orada olmak istiyor muyum? Zihnim görüyor mu beni orada? Görmüyor, gelmiyorum diyorum. Dostluklarda da biraz sert ama böyle. Hı. Ve bir senedir ne oldu bilmiyorum. Çok keskin bir hale geldim, neredeyse yalnız kalacak kadar. Çok sert bir şey yaşıyorum. Böyle 3-4 tane dostum var. Çok konuşmak istemiyorum. Konuşursam sanki değer görmüyorum, kıymet bilmiyorlar gibi böyle bir garip bir hal. Bu sefer ben de şey düşünmeye başladım. Ne istediğimi biliyorum da istediğim alanını bulamıyorum. O alanı yaratamıyorum sıkışıklığı. Aslında derinde ne istediğini biliyorsun. Öyle mi? Evet. Sadece korku, el alem ne der? Belki de 180 derece değişmeni gerektirecek isteklerin. İsteklerin seni bambaşka bir ortama sürükleyecek. Bu sefer işte şöhret oldu mu olacak? Ben şimdi bunlara cevap verebilecek miyim? Canım acıyacak mı? Bence çok daha derinlerde de bir şey var. Mesela evet. Benden şey gibi, mesela benim çocukluğum da keyifli biliyor musun? Çok eğlenceli bir çocukmuşum ama acaba bu kendine değer vermemesi nereden geliyor diye düşünüyorum bazen. Çünkü ben kendime bazen hiç değer vermediğimi düşünüyorum. Oralardan da geliyor olabilir. Neden beni zaten değer vermediğini düşünüyorsun? Bilmiyorum ki işte mesela. Bilmediğim bir soru. Yani çok sevildiğini biliyorsun değil mi? Tabii ki. Değil mi? Yani bunu hak ettiğini de biliyorsun. Evet. Çok ama iyi bir, şimdi bütün bakıyorum. Oyunculuk senin için en önemli şey ya. Tabii. Çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorsun. Tabii. Değil mi? Sektörel anlamda aslında tabii her şeyin olması gerektiği gibi gittiğine de. Nerede peki değersiz? Özel hayatımda bence. Yoksa ben iş konularında yükselenim aslan. Tam bir aslanım. Bence o konularda fena değilim. Evet. Yani şeyle ilgilenmiyorum. İnandığım bir şey her zaman yaptım şimdiye kadar. O yüzden çok mutluyum. Ama mesela özel hayatımda
Belki de karakterimin bir parçasıdır. Kendime çok yüklenmemek lazım. Hep bir kararsızlık hayatta. Onun adı kararsızlık değil aslında. Ya da adı neyse artık ya. Bir viraj o. Şimdi yeni bir hayat kurarken sen aslında her şey üst üste geldi. Şimdi taşlar bir yerine oturacak. Bir de yaş. Evet, olabilir. Bir dönüş var orada bence. Bir de mesleğinde de ne kadar başarılı olursan o kadar öğreniyorsun bazı şeyleri. Evet. Yeni bilgi de kafayı çok karıştırıyor. Bilmek. Olabilir. Sen bir de okuyan birisin. Evet, yani aldım senaryo okudum. Evet. Değilsin. Yani duydum tamirhaneye nasıl geldi. Şimdi spoiler vermeyeceğim de ipucu vermeyeceğim. Yani Türkçesini söyleyeyim, özür dilerim. Yani Bülent dedi bir gel. Aa, yani sana bir şey yapacaklardı onlar makyaj anlamında. Gerek kalmamış falan gibi bir durum. Şimdi sen senaryoyu okudun ve bitti değilsin. Yok, ya ve orada da açıklamışsın ben şunları yaptım diye. Şimdi bilgilenmek kafa karışıklığı aslında. Çünkü aradığın biçim, istediğin biçim de değişiyor. Yani mesela yalnız kalmak istiyorum ama yalnız da kalmasam da iyi. Ama bu toplum baskısı. Öyle mi diyorsun? Kesin çok bilgi. Kesin bilgi. Çünkü ben dahil. Yalnızlığı severim. Evet ama şimdi şöyle bir şey itiraf etmeliyim. Ben bile seni gördüğümde hadi yapıyorum ne kadar iğrenç. 5 dakika önce diyorum ki kadına ne zaman anne olacaksın diyeni döver gibi cevap veriyorum diyorum. Terbiyesiz. Aynı şey sen yapıyorsun. Bu niye yani? Ne haddimiz bizim aslında? Ama hayır hakikaten. Niye ben sana bunu soruyorum ikinci soru? Ya anladın mı? Ama senin tarafındaki tezahürde çok uyuz değil mi? Herkes sana merhaba yapıyor. Yalnız kalmak istiyorsun ve mutlusun. Ama 10 kişi sorunca böyle oluyorsun. Bir dakika ben bir şey yanlış ama mı yapıyorum? Ama Ceyda inşallah öyledir. Çünkü ben küçüklüğümden beri bence böyle bir şeyim var. Yani istesen bir arkadaşım da şey dedi çok da güzel bir şey söyledi sana. Sen istersen yalnız kalırsın. Bu hayatta yalnız kalmaktan korkma çünkü istersen bunu yaparsın. Evet. Aslında galiba mesele buraya geliyor. Direksiyonun sende olduğunu unutmamak. Evet. Ama... Çok yani saçma bir yerden söyleyeceğim ama araba kullanmayı bile yeni öğrendim. Anladın mı? Şimdi direksiyon sende olunca ne olduğunu şimdi anlayacaksın. Zaten tam da şu anda anladığım bir dönemdeyim. Çok ilginç. Yani 35'im üstü var. Yani 35, şimdi doğum günümde çok fazla hayatımda değişti yani her şey. 35 ve 45 benim içimde. Evet. 45 dedin. Evet. 35 ve 45... Çok acayip ayılmalar. Çok. Ve çok acayip. Şimdi aslında kendin için yaşama başlayacak. Evet. Anne olana kadar. Galiba öyle. Yani çok sıkıntım gerçekten çok fazla vermek üzerine kurulu benim hayatım. Gerçekten insanları da çok seviyorum. Hayatıma giren benim tabii de ki sıkıntılarım var ama hani o çizgiyi iyi çizmek gerekiyor hayatında galiba. Sınırlarımı. Tadını vardın mı? Mesela aslında şu anda istesen buradan çıkıp havaalanına gidip olduğun halini, cüzdanınla, elbisenle havaalanına gidip böyle bir bakıp sırada ne uçak var, vizen var mı? Gidebilirim diyebileceksin. Ben bunu yaşadım 35'inde. Evet tam öyle dönemimdeyim galiba. 35 yaşında şunu yaptım Merve. Hafta sonları Melisa babasında sırt çantası, pasaportum, bütün vizelerim var. Tabii o zaman dolar, euro böyle değil. Ama sonuçta hani bin şükür bir kazancın var. Hani müsrif bir kadın da değilsin. Tabii ki. Gittiğinde falan otelde de kalmayacaksın. Dolayısıyla bence şahane. Ben böyle sırt çantamı alırdım. Pasaportum çantada. Giderdim havaalanına. İlk uçak ne var? Olur. Hiç gitmedim. Olur. Giderdim bilet alırdım. Cuma, cumartesi, pazar. Uçağa binene kadar internetten gideceğim yere bakardım. Hiç bilmiyorum. 3 gün orada takılırdım. Tek başıma. İşte bu yani çok ufakken olmadı yani. Hayır. Burada. Ben sanki çünkü çok geç yaptım bunu da. Hiç alakası yok. Hatta 35 yaşın yazında İtalya'ya gidip araba kiralayıp bütün güneyi tek başıma 15 gün gezdim. Bilmiyorum bir sonraki. Bu çok ütopik değil mi? Ama dünya böyle yaşıyor aslında. Biz gitsek mi ya ne yapayım? Müsriflik mi yapıyorum? Millet bir şey der mi ya? Hani... Nasıl olacak? Tek başıma gidemem ki benim mesela. Güvende olur muyum? Gitmem, gidemem ki. Ah. Şimdi bunların lezzetine varacaksın. Evet, şu an biraz keyfim yerinde ve Ayşe'nin hep dediği kulağımda hani ne zaman Evet. Arabayı aldım.
her yere yani. Ayşelerin yanına gittim, sizin yanınıza geldim. Ben garip bir özgürlük hissediyorum. Ve ışıl ışıldı. Özgüven geliyor yani. Ha, ben yaparım ya bunu. Siteden bir girdim sanırsın bölgeyi satın aldı. Araba böyle. Araba var. Kendim geldim. Buraya sanki, kadar kendim. Evet bayağı sen bölgeyi almışsın da hani burada aşırı yaşıyorum artık. Ama bu çok kıymetli işte. Çok. Evet, senin motton, engeller beni yıldıramaz. Her engel beni daha iyiye doğru kaçınılmaz bir değişime iter. Gözünü bir yıldıza dikmiş kişi kararını değiştirmez. Doğru mu seçmişiz? Bize yani çok, duygu çok bunu doğru seçti ama ben de hiç. Bence doğru. Yani böyle büyük büyük beylik laflar etmiyorum da şeyden bahsediyorum. Yani her şeyde böyle değilim ama bu iş benim hayatım olduğu için. Öylesini de söylemiyorum. Gerçekten bu mesleği çok seviyorum yani. O yüzden mi şu, o neydi benim... İbramovic miydi? Niye bunu bu yüzden mi görmek istiyorsun? İbrahimovic'le tanışıp günü birlikte geçirmek istiyorsun. Ay çok acayip bir adam. Aa, biz az önce konuştuk değil mi? Biz ekip olarak konuştuk. Buraya yansıtıyoruz. Ben de evet sordum. Çünkü şu lafını çok sevdim. Pes etmeyi hiç düşünmedim. Vazgeçmeyi, bırakmayı. Evet. En önemlisi kendime inanmayı. Evet. Kendine inanmak çok çalışmaktan geçer benim için. Yoksa her kendine inanan da yapamayabilir istediği şeylere. Kuru kuru inanmak yetmiyor. İnandığın şeyler için çok çalışacaksın. Ter, gözyaşı dökeceksin, uykusuz kalacaksın, emek vereceksin, zaman ayıracaksın, çok seveceksin diyorsun. Evet, hala aynı şeyi düşünüyorum. Yaşasın, çok doğru konuşmuşum kendi adım. Yapamazsın, olmaz, bize göre değil bu işler. Sen de o şans, nerede tabii, para yok ama ya falan deseler de ben yoluma devam ederim. Çok duymuşluğum da var yani. Bana şey diyorlar Ceyda, bunu burada anlatmak istiyorum. Maharet değil ama kendi biçimim o şekilde. Böyle çok uzun süre. Tabii ki hiç param yok. 25 metrekare 0+1 bir ev buldum kendime. Çok uzun sürede orada yaşadım. Şey derlerdi. Buradan çıkıp ya güneşli bir evden çıkıp bir audition'a gitmekle buradan çıkıp audition'a gitmek arasında fark var Merve. Yani taşın. Nereden biliyorsun? Kiram 230 lira. Böyle yapıyordum Merve. Her türlü bu kirayı ödersin kızım deyip bütün audition'ları aldım. Çünkü ya 1000 lira bir kirayı ödeyemeyeceğim ve onun birinden asla isteyemem. Asla huyum değildir. Bunun şeyliğini geçeceğim. Bütün audition'larımı aldım biliyor musun? Alırsın. Hani yani kişinin şeyine göre kimisi güneşli evden çıkıp audition'a da gitmek isteyebilir ama. Senin güneş içinde aşkım. Evet. Senin güneşli evine ihtiyacın yok. İstek, inanç, çalışmak. Oralarda bence giriyor. İyi ki o evi bulmuşum. Evet. Zaten ev değil ki mesele. İçindeki ev yani bence. Sayfanın son satırlarına senin tamamlamanı istiyorum. Kalemini de veriyorum. Ne yazmak istersen yazabilirsin. Ha, tamam. Ay, bakabiliyor muyum? Kopya tabii yok. Tabii ki kopya da çekebilirsin. Her şey sana serbest. Ben de öz çekim yapıcıyım. Ne kadar güzel şeyler demişler. Ay sen en güzelini dersin. Değil mi öyle şeyler? Getirmiş. Ne kadar güzel demişler. Sen iyi ki geldin ve iyi ki varsın. Vallahi çok teşekkür ederim. Gerçek tanıdığım en... Saf ve lekesiz ışıklardan birisin. Ya, teşekkür ederim. Ve ben biliyorum zaten. Çok acayip bir hayat olacak senin için. ve bir tane daha soru sormak istiyorum sana. Bu sorunun cevabı sosyal medyada yayınlanacak. Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Düşünmeye vaktin var. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Sonra programı kapatacağım çünkü sorumdan sonra. Yok çok heyecanlıyım ya ben yok şu, sonra da eve gidince keşke şunu söyleseydim. Seni çok yerim. Mutluyum şu an. Yok bence söylenecek en güzel şeyleri söyledin. Şimdi bakma bunun sarışın olduğuna. Sen bunu düşün ki o mutlu küçük Merve. Aa. Mesela böyle kaç yaşında olsun? 4-5 iyi olur mi? Olur mu? Olur. 4-5 yaşındaki küçüklüğüne ne söylemek isterdin bugünden? Onun kaygılarına, korkularına ay, varsa. Çok hüzünleniyorum böyle şeylere. Ay hüzünlendi. Yok yok. Tamam. Hep yengeçlik böyle bir şey tamam, işte. Herhangi tamam bir şey de anlatsaydın gene gözlerim dolardı. Tamam. Ya bu niye? Çünkü çocukluğumuzda duymak istediğimiz bazı şeyleri istemeden de olsa ebeveynler boş bıraktı o anları bazılarımız için. Ve büyüdüğümüzde biz biliyoruz o boşlukları. Büyüdüğümüz halimizle onlara söylersek aslında içimizde bir yerde onlar duyuyor bence. Dolayısıyla bunu merak ediyorum. Belki siz de bugün içinizdeki o küçük kız çocuğuna ya da erkek çocuğuna uzun zamandır söylemeyi istediğiniz şeyi söylersiniz. Bana çok iyi gelen bugün, sana da iyi gelmiştir umarım. Bambaşka sohbetlerle görüşmek üzere. Canım Merve Dizdar konuğumdu. Hep güler yüzlü ve ışık saçıyor. Ama gözlerinde de bir buğusu var. Hayatı çözmeye çalışan hallerine bayılıyorum.
En hayran olduğum tarafının ne olduğunu programda buldum. Aslında çok bilgili ve donanımlı. Yine de o kadar dürüst bir yerden çocuksu bir merakı var ki hayran olmak mümkün değil. Sayfasını şu satırlarla tamamladı. Ne istediğimi hala bulamadım. Ama sanırım bulmaya da gerek yok. Hayatta sevdiğim insanlar var, sen onlardansın. Demek ki istediğim hayatı yaşıyorum.